Çölyak hastalığı dediğimizde hastalığın ne olduğunu isminden pek anlayamıyoruz. Ama bu hastalığın daha bilgilendirici isimleri de var. Glütene duyarlı enteropati ya da glüten enteropatisi. Entero, ince bağırsak, pati de hastalık anlamına geliyor. Yani glüten enteropatisi, glütenden kaynaklanan ince bağırsak hastalığı anlamını taşıyor. Çölek hastalığının bir otoimmün hastalık olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Yani bu durumda bağışıklık sistemi ince bağırsağa saldırıyor. Bunun sebebini tam olarak bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kısmı bazı insanların bu hastalığa genetik olarak yatkın oldu. Çölek hastalığı olan bireylerin tip 1 diyabet veya tiroid hastalığı gibi diğer otoimmün kökenli hastalıklara yakalanmalarının daha muhtemel olduğunu da biliyoruz. Down sendromu olan bireylerde çölyak hastalığına daha sık rastlandığı da bildiklerimizden biri. Bağışıklık sisteminin tam olarak neden ince bağırsağa saldırdığını bilmesek de patofizyoloji açısından neler olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Şimdi, glutenin iki farklı proteinden meydana geldiğini öğrenmiştik. Gliadin ve glutenin. Biz daha çok gliadine odaklanacağız. Glüten içerikli bir şey yediğinizi düşünün bu glüten bir süre sonra ince bağırsağınıza ulaşacak. Burada ince bağırsağınızın farklı katmanlarını gösteren bir çizim var. Bakın glüten buraya ulaştığında vücudunuz bir sebepten dolayı gliadine karşı antikor üretmeye başlar. Bundan sonra bir sürü lenfosit veya ak yuvar hücresi ince bağırsağınıza gelir. İnce bağırsağınızda çok fazla antikor ve lenfosit toplanması durumunda orada iltihap yani enflamasyon olduğu söylenir. Bir anlamda ince bağırsağınızda bir savaş alanı oluşmuş gibidir. Bu savaş alanı ince bağırsağınızın duvarında hasara yol açar. Bu duvarın su ve besin emiliminden sorumlu olduğunu da hatırlayın. Duvarda hasar oluşunca sonuçta bu emilim süreci de bozulur. Örneğin çok su emilimi yapamazsınız. Bu su dışkınıza karışır ve ishal olarak bilinen duruma sebep olur. Benzer şekilde yağlar da iyi emilmez. Ve bu durumda bu yağlar dışkınıza karışarak steatore yani yağlı dışkılama denen duruma sebep olur. Son olarak da demir ya da B12 vitamini emilimi gerçekleşmeyebilir. Bu duruma bağlı olarak da anemi rahatsızlığı yaşanabilir. Bunlar emilim sıkıntısına dair ana belirtiler ama hastalığın emilimle çok ilgili olmayan bir belirtisi daha var. Bunun çölyak hastası olan birinin vücudu olduğunu düşünelim. Bu kişi glüten içeren bir şeyler tüketmiş olsun. Bir anda kollarında ve alt karın bölgesinde kızarıklıklar ve kabarıklıklar oluştuğunu görmeye başlayabilir. Bu kızarıklıklar ve kabarıklar inanılmaz kaşıntılı olur. Bu dermatitis herpetiformis olarak bilinen bir durum. Çölyak hastalarının yaklaşık %10'u bu durumdan etkileniyor. Yani sıkça rastlanan bir durum değil. Yine de doktorların hastalığa teşhis koymak için baktığı birçok belirtiden biri. Ha teşhisten bahsetmişken, doktorların bir bireyde çölyak hastalığı olduğuna nasıl karar verdiklerini de anlatmak istiyorum. İlk olarak hastalığa yakalanma olasılığınızın yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu belirleyeceklerdir. Buna aile geçmişinize bakarak karar verirler. İnsanların genetik olarak bu hastalığa yatkınlığı olduğunu söylemiştik. Eğer ailenizden birçok insanda bu hastalık varsa sizden biyopsi yaptırmanızı isteyebilirler. Biyopsi, ilgilenilen dokudan örnek bir parça alınmasıdır. Bu örnek dokuya mikroskopla bakılarak sağlıklı olup olmadığı incelenir. Bu doku üst endoskopi diye adlandırılan bir yöntem kullanılarak alınır. Bu yöntemde endoskop denen boru şeklindeki bir kamerayla yemek borunuzdan midenize, oradan da ince bağırsağınıza inilir. Bu alet aynı zamanda bir kamera olduğundan doktorlar ince bağırsağınızda neler olduğunu görebilir ve doku örneği alabilirler. Diyelim ki hastalığa yakalanma olasılığınız düşük. Eğer ailenizde çölyak hastalığına veya diğer otoimmün hastalıklara yakalanmış az sayıda birey varsa, doktorlar direkt olarak bu zorlu yöntemi uygulamayabilir. Bu durumda öncelikle birkaç kan tahlili yapılır. Kan tahlilinde çölyak hastalığı için ayırt edici olan antikorlara bakılır. Sonuçta bunun bir otoimmün hastalığı olduğunu unutmayın. Burada bakılabilecek 5 tür antikor var. IgA, IgD, IgE, IgG ve IgM. Biz burada daha çok IgA türündeki antikorlara bakıyor olacağız. Bunun iki farklı çeşidi bulunuyor. İlki antidoku transglutaminoz antikor ve diğeri de antiendomizyal antikor. Eğer bu kan testleri pozitif çıkarsa, yani bu antikorlardan vücudunuzda varsa, çölyak hastası olma ihtimaliniz var demektir. Bunun devamında doktorunuz teşhisi doğrulamak için biyopsi isteyebilir. Hadi şimdi biyopsi işlemine biraz daha detaylı olarak bakalım. Burada ince bağırsağa ait iki farklı mikroskop görüntüsü bulunuyor. Sağ taraftaki sağlıklı bir ince bağırsaktan alınan bir görüntü. Sol taraftaki ise çölek hastası olan birinin ince bağırsağından alınmış parçanın görüntüsü. Öncelikle sağlıklı olanla ilgili iyi şeyleri belirtelim. Burada parmağı andıran şu çıkıntıları fark etmişsinizdir. Bunlara villus deniyor. Bunlar ince bağırsakta emilimden sorumlu. Villusların arasında da kript adındaki bu oluklar bulunur. Hastalıklı olan örnekte virüslerin düzleşmiş olduğunu ve fırçamsı yapının silinmiş olduğunu fark edeceksiniz. Buna virüs atrofisi deniyor. Bununla birlikte kripler de büyüyerek uzar. Bunun sebebi oradaki pek çok hücrenin bölünmesidir. Bunu da kript hiperplazisi olarak isimlendiririz. Bu durumu sanki villus dağları küçülüyormuş ve kript vadileri de derinleşiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Size karşılaştırma için bir başka görsel daha göstermek istiyorum. Bu sefer sol tarafta sağlıklı birinin, sağ tarafta da çölyak hastası olan birinin örneği var. Çölyak hastalığında ince bağırsakta çokça enflamasyon olduğunu hatırlayın. Bu orada çok sayıda lenfosit olduğu anlamına geliyor. O halde bu lenfositlere bakmak iyi bir fikir değil mi? İnce bağırsaktaki viluslarda bunun gibi lekeler görülür. Çölyak hastalığı olan dokuda bu lekelerden çok daha fazla görülmektedir. Yani bu lekeler lenfositlerle uyumlu, orantılı olarak görülürler. Bu görüntüde hastalıklı dokuda sağlıklı olana göre çok daha fazla lenfosit olduğu açıkça görülüyor. Bunlar çölyak hastalığının temel belirtileri. Eğer doku örneğinde bunlar gözleniyorsa artık hastalık teşhisi konabilir. Tabii ki teşhis konduktan sonra iş bitmiyor. Sonrasında hastalık nasıl tedavi edilmeli? Maalesef çölyak hastalığının tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar veya yöntemler mevcut değil. Glütenle gelen gliadin vücuda girdikten sonra antikorları durdurmak çok zor. Sonuçta yapılabilecek en iyi şey glütensiz diyet uygulamak. Genellikle glütensiz diyetler çok sıkı uygulanır. Neyse ki son zamanlarda glütensiz besinler gittikçe popülerleşiyor ve glütensiz yiyecekleri bulmak da gün geçtikçe kolaylaşıyor. Özetlemek gerekirse çölyak hastasıysanız gluten tüketmediğiniz sürece herhangi bir problemle karşılaşmazsınız.